Ne zaman geldi bu rezervasyon? Vallahi bir ay falan oluyor. Bütün detayları Bülent abi almış. Hepsi onun defterindeydi. Ben baktım ama bulamadım. Anladım. Sen bu deftere bir daha bak. Eğer bulamazsan müşteriyi ararsın. Teyit işin olduğunu söyle. Eksik bilgileri de tamamla, tamam? Tamam. Teo, benim getirdiğim maydanozları getir. Hoş bulduk kızım. Pelin nerede? Alo Pelin Hanım. Efendim Cansu. Babanız burada. Ne? Peki Sinan? Sinan da mı orada? Evet maalesef o da mutfakta. Tamam tamam ben hemen geliyorum. Siz onları oyalamaya bakın tamam mı? Ne yap ne et babam Sinan'ı görmesin. Tamam. Tamam sağ ol. Rıza amca. Hoş geldin. Hoş bulduk kızım. Nerede Pelin, mutfakta mı? Yok gitti o. Nereye gitti? Malzeme almaya gitti o. Malzeme mi? İyi gelir o zaman herhalde. Ben beklerim burada. Çayın var mı? Ha var. Rıza amca, reçel işleri nasıl gidiyor? İyi, iyi, iyi kızım. İyi. Çay? Ha çay. Tamam hemen getiriyorum. Şoför bey biraz hızlı gidebilir miyiz? Acil bir durum var da. Serkan şef nerede? Ne oldu Cansu? Yok bir şey şef, kolay gelsin. Gel bakayım benimle. Nerede babam? Şimdi mutfağa geçti. Cansu, Pelin Hanım arka taraftalar. Rıza amca özel konuşmak istedi, kimse gelmesin dedi. Ah baba ya. Sen o kapıdan çıkıp gidip kızımın kalbini yaktığın an ben yere yığıldım. Kalp krizi. Ambulanslar, hastaneler, ameliyat, doktorlar. Sinirlenmeyeceksin Rıza Bey, üzülmeyeceksin Rıza Beyler. İlaçlar, diyetler. Bir şekilde tutunduk hayata. Daha alacak nefesimiz varmış anlayacağın. Rıza Bey ben... Hastaneden çıktığım gibi senin peşine düşmemi bekledi herkes. Ben de düşündüm. Düşünmedim değil. Ben gideyim dedim şunun... Neyse.
Sonra Pelin'imi izledikçe kararımdan caymaya başladım. Gün be gün güçlendi. Pes etmedi. Kendi ayaklarının üzerinde durup herkesin, her şeyin üstüne üstüne yürüdü benim kızım. Ve başardı. Vallahi başardı. Bak, ben şu an burada gözlerimi yumsam hiç endişe etmem kızımı kim korur diye. Çünkü artık biliyorum, bunun ne bana ne bir başkasına ihtiyacı yok artık. Öyle büyüdü, öyle güçlendi benim kızım. Ve bütün bunlar da bir bakıma senin sayende. Rahmetli nineciğim derdi. Ya nineciğim, insan acılarla büyür diye. Kızım da ona yaşattığın acıyla büyüdü. Güçlendi. Tamam mı? İşte bu yüzden kızgın değilim sana. Kızgınmışım gibi yapacağım ama hayır. Kızımı üzersen yemin ediyorum yaşatmam seni. Anladın mı? Baba. Hadi gidelim kızım. Baba, hı. Bak sen kendini üzme, kalbini yorma, tamam mı? Ben halledeceğim bu meseleyi, güven bana. Ben sana güveniyorum kızım. Benim o arkadaşa iki çift lafım vardı, söyledim. Sen nasıl davranman gerektiğini, ne yapman gerektiğini bilirsin. Benim karışmama gerek yok. Canım babam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.